Ayşe Öğretmen'in atölyesinden hepinize merhaba sevgili çocuklar. Bugün atölyede sizler için normal çizgili defter kullanımı ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Şimdi seslerimizi yavaş yavaş tamamlamaya başladık. Çok az sesimiz kaldı. Ve bundan sonraki süreçte artık kılavuz çizgili defter kullanmayacağız. Ne yapacağız? Normal çizgili defter kullanacağız. Ama bu defteri kullanmanın tabii bazı incelikleri var, bazı teknikleri var. Bununla ilgili bir video hazırlamak istedim ben size. Öncelikle defteri tanıtayım. Ondan sonra defterimizi şiir yazarken ve düz yazı yazarken nasıl kullandığımızla ilgili videoyu tamamlayıp kanala yükleyeyim. Siz de buradan izleyip güzel güzel defterlerinizi kullanmaya başlayın çocuklar. Şimdi defterimiz normal kılavuz çizgili defterden farklı olarak görüyorsunuz. Çizgileri yok. Sadece şöyle iki tane çizgi var ve benim yazılarımı şu iki tane aralığa yazmam gerekiyor çocuklar. Yan tarafında bir de görüyorsunuz böyle bir tane kırmızı çizgi var. Defter alırken özellikle bu çizginin olmasına dikkat edin. Bu yazı yazarken bizim yazmamızı kolaylaştıran bir şey, iyi bir şey yani. Mutlaka olsun bu kırmızı çizgi. Başka defterle ilgili söyleyeceğim ne var çocuklar? Başka bir şey yok. İsterseniz şimdi şiirimizi yazarak defteri nasıl kullanacağımızla ilgili bilgileri almaya başlayalım. Çocuklar, defterimize şu ilk satırını biz başlığımızı yazıyoruz. Eğer başlığımız uzunsa başlıktaki kelimelerin sadece baş harflerini büyük yazalım. Ama başlığımız kısaysa mesela bir kelimeden, iki kelimeden falan oluşuyorsa o zaman ne yapalım? Kelimelerin hepsini büyük harfleri kullanarak yazabiliriz. Ve başlığımızı yazarken mutlaka ortalayarak yazalım. Yani şu sağdan ve soldan birbirine eşit uzaklıkta olsun bu. O zaman daha muntazam görünecektir. Şuradan ben şiirimi alıyorum hemen. Ha, pardon buradaymış, hemen yazmaya başlayalım. Ben şöyle başlığımı yazıyorum. Şiirimin başlığı Cici Kuş. Ve başlık yazarken çocuklar mutlaka kırmızı kalem kullanıyorum. Evet. Cici Kuş. Görüyorsunuz değil mi? İki çizgi arasına yazıyorum. Aşağıya ve yukarı değdirmeye çalışıyorum. Yani bu aralıkları doldurmam önemli ve bakın sağ taraftan da sol taraftan da eşit mesafede bakın şöyle. Buradaki mesafeye bak. Buradaki mesafeye bak. Görüyor musunuz? Yani tam böyle ortaya yazmaya çalışıyorum. Şimdi bu yan taraftakileri sileyim ben. Karalanmış gibi gözükmesin. Kalemimi tekrar alıyorum. Ondan sonra şiirimi yazmaya başlayacağım zaman ne yapıyorum? Normal kurşun kalemimi alıyorum. O yüzden kalemimin rengini değiştirdim. Ve yazarken çocuklar mutlaka bir satır atlıyorum. Bir tane satırı boş bırakıp alttakine yazıyorum. Ve şiir yazarken bu tam böyle kırmızı çizgiye dayalı olarak değil, daha böyle iç taraftan doğru yazmaya başlıyorum. Şiirimi yazarken her satıra başladığımda baş harflerini büyük olarak yazacağım. Şimdi başlıyorum yazmaya. C Akşam Oldu. Şimdi noktamı koyuyorum. Ne dedim? Arada bir tane boşluk bırakıyorum dedim ve aynı hizadan yazıyorum diğer satırını da. Yine büyük harfle başlıyorum. Bal Ko-na Kuş Mutlaka bakın aşağıdaki çizgiye değdiriyorum. Kondu Yani harflerim havada kalmıyor çocuklar. Devam ediyorum şiirime. Yine büyükle başlıyorum. Arada bir satır boşluğum var. Ece Işıkları yak. Evet, noktamı koyuyorum. Bir satır boş bıraktım. Yine aşağıya iniyorum. Cici kuşu tut. Aşağıdaki çizgiye mutlaka değiyor seslerim çocuklar. Hiçbiri havada kalmıyor. Noktamı koydum ve ne yapıyorum? Yine bir satır boşluk bırakarak aşağıya iniyorum. Onu evet yanında uyut.
Evet çocuklar, şiir yazarken bu şekilde yazıyorum. Kırmızıya, tekrar söylüyorum, kırmızıya dayamadım. Bakın böyle bir boşluklar var. Ve hepsi yukarıdakiyle aynı hizada olarak aşağıya doğru indi. Başlık yazarken de ortaladığım, başlığım kısa olduğu için büyük harflerle başlayarak yazdım. Şimdi şiir yazma bu şekildeydi. Biz bunu bir de neyde görelim? Düz yazı yazarken nasıl kullanacağız? Yani düz yazıyı nasıl yapacağız? Videomuzda bir de onu anlatmaya çalışayım ben size. Evet çocuklar, şiirlerin düz yazı defterimize, kılavuz çizgili olmayan defterlerimize nasıl yazıldığını gördük. Şimdi bir de normal yazıların defterimize nasıl yazıldığını görelim. Başlıkta herhangi bir değişiklik yok. Başlık yine en yukarı yazılıyor ve kırmızı kalemimizi kullanarak yazıyoruz. Ama biraz daha uzun olduğunu düşünerek bu defa başlıktaki kelimelerin sadece baş harflerini büyük yazmaya çalışacağım ben. Hemen şuradan metnimi alıyorum yanıma. Başlığım şu benim. İki taraftan da eşit mesafe bırakmaya çalışıyorum. Buna dikkat ediyorum. Çetin ler in. Özel isim olduğu için ne yapıyorum? Yukarıdan kesme işaretiyle ayırıyorum, değil mi? Tatili. Şimdi ikinci kelimemin de baş harfini büyük yazıyorum yine. Tatili. Evet. Başlığın bittiğine göre artık ne yapıyorum? Kalemimi siyah mürekkebe geçirebilirim. Şimdi başlığımı yazdım. Ne demiştim çocuklar? Bir satır boşluk bırakıyorum dedim. Bir satır boşluktan sonra aşağıdan yazacağım. Bu defa nasıl yapıyorum? Satır başı bırakmam gerekiyor. Satır başı bıraktığım şeyi nasıl yapıyorum peki, dediğim şeyi nasıl yapacağım? Şu işaret parmağımı alıyorum. Kırmızı çizginin olduğu yerden koyuyorum. O benim ölçüm olacak. Nerede bitiyorsa oradan başlamam gerekiyor. Yaklaşık şurası falan oluyor zaten. Buradan yazmaya başlıyorum. Ve cümlemin baş harfini nasıl yazıyorum çocuklar? Büyük de yazıyorum. Evet. Çetin ve ailesi çoktandır istedikleri sığmadığı için ne yapıyorum? Ben bunu kısa çizgiyle kesiyorum. Sonra ne yaptım çocuklar? Bir satır atladım. Bu defa nereden yazıyorum biliyor musun? Kırmızı çizgiye dayalı olarak yazıyorum. Satır başı bırakmıyorum. İstedikleri tatile çıktılar. Tatile çıktılar. Evet. Harflerimin hepsi mutlaka ne yapıyor? Bu aşağıdaki çizgiye değiyor çocuklar. Yani hiçbirini havada bırakmıyorum seslerimin. O zaman defterim çirkin görünür. Şimdi ne yaptım? Cümlem bitti. Noktamı koydum ve noktadan sonra nasıl başlıyordum çocuklar? Büyük harfle. Mola için. Şimdi sığdıramayacağım için ne yapıyorum yine? Kısa çizgiyle kesiyorum. Bir satır atladım. Kırmızı çizgiye dayalı olarak devam ediyorum yazmaya. İçin. Şu i'nin noktasını da belirginleştireyim. Bir dere kenarında bir dere kenarında durdular. Tabii sığmadığı için yine ne yapacağım çocuklar? Kısa çizgiyle keseceğim, değil mi? Bir satır atladım. Kırmızı çizgime dayalı olarak yazıyorum. Cümlem bitti. Noktamı koyuyorum. Noktamı koyduktan sonra büyükle başlıyorum. Annesi çimenlerin
üzerine çimenlerin üzerine çabuk 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 evet örtüyü serdi. Evet çocuklar, şimdi burada da cümlem bitti. Ve ne yapıyorum? Bittikten sonra noktamı koyuyorum. Şimdi gördüğünüz gibi düz yazı yazarken şiir gibi yazmıyorum. Biraz daha farklı yazıyorum. Satır başımı bıraktım. İşte yetmediği yerlerde, satıra sığmayan yerlerde kısa çizgi yardımıyla hecelerimi ayırdım. Aşağıdan devam ettim. Ve aşağıdan devam ettiğim zaman ne yaptım çocuklar? Her zaman bu kırmızı çizgiye dayalı olarak yazmaya çalıştım. Yani düz yazının yazılışı da bu şekilde çocuklar. Benim bugünlük size anlatacaklarım bu kadar çocuklar. Eğer videoyu dikkatle izleyip defterinizde uygulamaya çalışırsanız defterinizin düzeni gayet muntazam olacaktır. Dersime katılıp beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler, hoşça kalın.